Ford Otomotiv Sanayi AŞ ve ödülü almak üzere Lojistik Müdürü Sayın Recai Işıktaş. Ford firmasının değerli bir yetkilisi şu anda yanımızda, Recai Bey. Atlas Lojistik Ödülleri'ni kazandınız. Bu sene ilk verilen bir kategoride kazandınız. Daha önce Ford Lojistik Ödülleri'nde ödül almıştı. Jüri özel ödül almıştı çekicisiyle. Bu sene farklı bir kategoride aldınız. İhracat konusunda aldınız. Lojistikçilere iş yarattığınız için aldınız. Bu sizin için ne ifade ediyor? Şimdi tabii Türkiye'nin en büyük ihracatçısı olmaktan tabii gurur duyuyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. 2015 yılında geçen sene Ford Otosan Türkiye'nin en büyük ihracatçısı olarak ciro bakımından da en büyük ihracatçısı oldu. Tabii bunun ihracatın tabii arkasında lojistik faaliyetleri vardı. Biz de tabii bundan gurur duyuyoruz. Bu lojistik faaliyetleri tabii bu ihracatı yapabilmek için de hem sektöre hem Türkiye'ye birçok şey kazandırmış oldu. Yani bizim lojistik faaliyetlerimizle o açıdan memnunuz, öyle diyelim. Lojistik ve üretim aslında birbirinden ayrılmaz ikili diyebiliriz. Üretim aşamasında da daha sonra ürettiğiniz malın ihracatı veya iç pazarı dağıtımında da lojistik hizmetlerden yararlanıyorsunuz. Lojistik hakkındaki görüşleriniz nedir? Yani lojistik olmazsa olmazlardandır herhalde sizin için. Kesinlikle. Yani lojistiği şöyle tanımlamıştık biz kendi işimizde de, ki bunu da daha sonraları birçok konferansta da söyledik. Vücuttaki damarda akan kandır lojistik. Eğer o kan uygun yerlere, organlara gitmezse o organ çalışmaz. Şimdi otomotivde de aynı şey. Otomotivde de aynı şekilde eğer parça zamanında gelmezse, ki bu araçların her birinde ortalama 5-6 bin tane parça var. 5-6 bin tane parçanın bir tanesi gelmezse araç olmaz. Dolayısıyla bu da hani lojistiği böyle damarda akan kana benzetirseniz, biz de bu araçları üretmek için aslında hem yurt dışından parçaları getirip bu araçları oluşturduktan sonra da bunun tabii müşteriye en uygun, en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bu bir zincir. Evet. Tedarik zinciri deyin, işte lojistik deyin. Bu olmazsa olmaz tabii, üretimin olmazsa olmazı lojistik. Tabii. Can damarı. Lojistik hizmetlerden faydalanırken lojistiğin ve taşımacılığın farklı modlarından sanırım yararlanıyorsunuz. Hava taşımacılık da belki buna dahil. Belki demiryolu taşımacılığı, deniz taşımacılığı vesaire gibi, karayolu taşımacılığı. Ağırlıklı olarak hangi taşımacılık modları size hizmet veriyor? Şimdi biz tabii Türkiye'de lojistik alanında, aslında Ford Otosan'da olarak da bakarsanız, birçok sektöre ilki kazandırmış firmalardan biriyiz lojistik anlamında. Her ne kadar araç üreticisi olsak da aslında lojistikte oldukça iyi bir noktadayız. Onu söyleyelim, bundan mütevazı olmayacağız, ama şöyle söyleyeyim, Türkiye'de mesela blok tren işini ilk yapan firma olarak ondan gurur duyuyoruz. Tabii son zamanlarda aksamalar oldu bu Marmara Ray meselesinden dolayı, ama 2004 yılından 2013 yılına kadar yaklaşık 8-9 yıl boyunca blok tren yaptık. Köln-Köseköy hattını işlettik. Demir yolunu en çok kullanan, ki ortalamalarda baktığınızda Türkiye'nin ortalamasının çok çok üzerinde demir yolu kullanan bir firma olarak bir defa lojistiğe ve sektöre büyük bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Karayolu malum zaten herkesin kullandığı bir mod. Zaten karayolundaki o vergiler artı çevre, özellikle en önem verdiğimiz şeylerden biri çevre, çevreye uygunluk, çevreye uyum, çevre kirliliğine olan katkımız, karbon ayak izimiz. Bütün bunlar aslında değişik modlara, trene ve demir yoluna ve deniz yoluna geçmemizi sağladı. Yani bütün bunları düşünerekten tabii ki uygun maliyet, stabil, daha stabil bir nakliye. Bunlardan dediğim gibi demir yolunu çok kullandık. Ondan sonra intermodal, şu an tekrar hem demir yolu hem de deniz yolunu kullanaraktan ağırlıklı olarak, yani lojistik anlamda getirdiğimiz malzemenin hacmin %60'ına yakınını, %80'ine yakınını biz şeyle getiriyoruz.
demiryolu ve deniz yolunu kullanarak getiriyoruz. Karayolunu çok az oranda kullanıyoruz. Havayolu ise bizim yani çok mecbur kalmadıkça onu da ambulansa benzetiyoruz. Yani ambulans gibi olduğunda acil gideceği zaman acile yetişmek içinse çok az miktarda havayolunu da kullanıyoruz tabii. Dolayısıyla aslında tüm modlarda varız. Havayolu, karayolu, deniz yolu, demir yolu hepsi var ama ağırlıklı, en ağırlıklı intermodal. Şu an %80'e yakını intermodal. Geriye kalan %15-20, 15 ile 19-18 arasında karayolu. %1'den daha az da havayolunu kullanıyoruz. Az önce konuşurken intermodaldan, yeşil lojistikten de bahsettiniz. Peki ürettiğiniz araçlarda yeşil lojistiğin önemi nedir? Çevreye, işte karbon ayak izinden bahsettiğim gibi aslında yeşil lojistik çok önemli bizim açımızdan. Çevreye verdiğimiz o karbon salınımı salımıyla ilgili tabii ki birçok şeyimiz var. Yani bu konuya çok önem veriyoruz. Özellikle demir yolunu kullanmamızda ve deniz yolunu kullanmamızdaki sebep de budur. Çevreye verdiğimiz o karbon salımının azaltılması yönünde şey, tabii ki bu da işte tabii ki yeşil lojistiği çok önemli hale getiriyor bizim için de, çevre için de. Peki tekrardan kazandığınız ödüle gelecek olursak, bir lojistik ödülü aldınız, ihracatçılara yönelik dalı aldınız. Bu size neyi ifade ediyor? Gelecek çalışmalarınızda bir ekstra motivasyon unsuru olacak mı? Şimdi ihracat tabii ki Türkiye açısından en önemli şeylerden bir tanesi. Bizim de tabii yani firma olarak en azından ihracat çok önemli bizim açımızdan. Zaten verilen hedefler belli. Yani eğer ki biz 2023 hedeflerinde 500 milyar dolar ihracata gideceksek bunun içerisinde otomotivin payı da çok yüksek. Geçen yıl baktığımızda 2015 yılında ihracatın %15'i otomotivden yapıldı ve birinci sektör. En büyük ihracat yapan sektör otomotiv. Yani daha işte arkasından turizm, işte inşaat falan geliyor ama turizmin de durumu malum. Dolayısıyla ihracatta şu an amiral sektör aslında otomotiv. Bu da bizim açımızdan ihracat bizim için çok önemli. Bu önümüzdeki hedeflere de verilen hedeflere 2023 hedeflerinde 500 milyar dolara giderken otomotivin de bunun içinden aldığı paya %15'e bakarsak 75 milyar dolar falan ediyor. 75 milyar dolarlık otomotiv ihracatını gerçekleştirmek için bizim önümüzdeki hedef tabii bu olduğu için de bu konuda bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok önemli tabii ihracat. Ben size çok teşekkür ediyorum. İlave etmek istediğiniz başka bir şey varsa alalım. Yoksa tekrardan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani çok güzel bir fuar. Sektöre hayırlı uğurlu olsun diyorum. Lojistikçilere de hayırlı olsun.